Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Mesnevi Nuriye'nin 3 yeni sayık dönemi eseri olan birincisi Lem'alar tevhide dairdi. Reşhalar nübüvvete dairdi. Şimdi de haşre dair olan Lasi Yema'ları okuyoruz. Lasi Yema'lar haşir risalesinin özetidir. Yani nitekim öyle gidiyor. Ve biliyorsunuz haşir meselesinde, cismani haşir meselesinde İbn Sina bile sıkıntıya girmiş. El haşru leysa ala makayisi akliye demiş. Yani haşir akli kriterlerle anlaşılacak bir mesele değildir demiş. Bugün İbn Sina'yı tevafukan okuyordum üniversitede. İki tane önemli kitabı var. Çok kitapları var da birisi El Mebde ve'l Ma'at. İnsanın ilk yaratılışı ve son dirilişi. Orada epey safsataları var. Bir de Ennecat diye bir kitaplarının özeti var yani. O da mükemmel bir eser. Ama tabii sakat fikirleri var. Baktım orada hakikaten diyor ki yani ahirete iman diyor ancak şeriatın nakli delilleriyle anlaşılır. Akıl burada diyor yürüyemez. Üstad demek oraları okumuş yani hepsini. Yani ben üstadın ilmi şahsiyetini kaleme alıyorum ya. Yani işte dolayısıyla hepsi ortaya çıkıyor yani. Şimdi biz devam edeceğiz. Önce Allah'a imanla bir mukaddime yaptı. Yani tabir yerindeyse Allah'a imanı anlattı Lasi Yema'ların başında. Şimdi Allah'a imanla ahirete iman arasında telazum. Telazum ne demek? İki şeyin birbirini zaruri olarak gerektirmesi manasına. Bu bir mantık tabiri. Yani mesela güneş varsa mutlaka ışık da vardır. Gündüz vardır. Gündüz varsa kesinlikle güneş de vardır. İkisi birbirinin lazım ve mezzumu. Anlatabildim mi? Ona biz telazum diyoruz. Allah'a imanla ahirete iman da öyle. Bugün ona girecek Bediüzzaman. Aziz arkadaş, imanı billah ile ahiret imanı arasındaki telazuma geldik. Yani Allah'a imanla ahirete iman arasında bunların birbirini zaruri olarak gerektirmesine geldik. Hazır ol dinle. Bakalım nasıl gerektiriyor Allah'a iman? Ahireti nasıl gerektiriyor? Yani aslında biliyorsunuz 10. söz Haşir Risalesi doğrudan doğruya bunu ortaya koyuyor. Allah'ın isimleri birer kapı. Hangi Allah'ın isim kapısından girseniz ahirete imanı gerektiriyor. Üstad örnek olarak 12 hakikati zikrediyor yani. Mesela diyor ki babı hay ve adlin diyor kapısıdır. Yani böyle enteresan bir şey var, izah var yani. Allah'ın isimleriyle ahireti ispat var. Bunu 8. mesele, 7. meselede de kısmen bu anlatılıyor. Yani Meyve Risalesi'nin değişik yerlerde var. Bugün de Lasi Yema'larda okuyacağız. Bir sultan, birinci hakikattır bu. İtaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama, yıkılmaya yüz tutar. Yani Allah için devlette memursanız, bir şirkette çalışıyorsanız, eğer çalışanlara maaş, çalışmayanlara maaş kesintisi vermezse o şirket ve devlet, o devlet yürümez. Bir de sicil tutuyor değil mi? Yani işte sigorta, emeklilik, her şey İkramiye, bilmem ne bunun ispatı. Küçük devletlerde ve saltanatlarda bu olur da kainattaki ilahi saltanatta olmaz mı? Elbette ki Allah da kendine itaat edenlere mükafatı, isyan edenlere de mücazatı yani cezası olacak. Birinci hakikat bu. Babı hak ve hakkaniyet olup değil mi? İsmi hakkın cilvesidir öyle değil mi o? Demek ki bu. Ve keza aynı şekilde bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahr ve terbiye lazımdır. Yoksa sultan olamaz. Yani emirlere, kanunlara uyanlara lütuf ve merhamet edecek ama kendisine isyan eden, emir dinlemeyenlere ne yapacak? Ceza verecek. Mükafat merhametin iktizasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunu uzun uzun anlatıyor. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sure-i Tevbe'deki bir ayet. Allah iman edenlere vaat ediyor. Ne veriyor?
ve yab'adı Allahul müminine vel müminat Sure-i Tevbe'deki ifade. Cenneti vaat ediyor. Öteki de va'adallahul münafikine vel münafikat. Tam karşı sayfada onlara da cehennemi vaid ediyor. Vaid kötü şeyle vaat etme. Vaat de güzel bir şeyi söz verme demek. Ve terbiye de mücazatı ister. Birisini terbiye etmek için ceza vermen lazım. Mükafat ve mücazat menzilleri ise ahirettir. Demek ki Allah'ın saltanatının varlığı, Hak isminin varlığı ahireti gerektiriyor. Telazum dedik ya, Allah'a iman ahirete imanı gerektiriyor, ahirete iman da Allah'a imanı gerektiriyor. Ve keza tamamen onun sözün özeti bura. Yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan. Yani babı adil ve hikmet. Bura önemli. Yani şu demek yüksek bir hikmet. Kainatta zerre yok ki bir maslahatı ve menfaati olmasın. Ama adalet de öyle. Hiç adaletsiz bir şey yok. Beşere bırakılan meseleler hariç. E peki bu dünyada bu kadar adalete ve hikmete, israfsızlığa önem veren bir zat, eğer bu dünyadaki zalimler kendi izzetlerinde devam ederse, mazlumlar sıkıntılarından devam ederlerse, bu adalet ve hikmet olur mu? Demek ki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere. Yoksa kusurlu bir saltanat olur. Kendisine iltica edenleri taltif, lütuflandıracak ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Mazlumları kim koruyacak? Onun yarattığı varlıklar. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Üstad bunu başka bir yerde şöyle açıklıyor. Küçük diyor cezalar bu dünyada veriliyor. Ama asıl büyük cezalar mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Nitekim dünyada da öyledir diyor. Küçük kazalarda asliye ceza bile yoktur. Ağır ceza hiç yoktur. Vilayete sevk ederler. Evet. Bu da ikincisi. Üçüncüsü bunların her biri onun sözün bir hakikati. Ve keza lebalep dolu. Yani dudak dudağı. Tam dolu. Hazinelere malik. Ve sehaveti mutlakaya, mutlak bir cömertliği var. Sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar-ı ziyafet lazımdır. Ziyafet diyarı lazımdır. Bu ne demek? Bak güzel kardeşim, doktorsun, okumuşsun, ihtisas yapmışsın, sana sorun. Farz edelim ki Ahmet Suriye göçmeni. Ahmet İlker Kuzlu. Ve üzerinde dolu düz bir elbise de yok, zaten de yok. Mübarek, çok fakir, böyle işçi elbiseleri giyiyor zaten. Neyse, şimdi sen merhamet ettin, götürdün, biz Türkiye usulü konuşalım. Altın yıldız kumaştan en az 1500 liralık bir elbiseyi giydirdin. Ahmet'e soruyorsun, beğendin mi Ahmet kardeşim? Çok beğendim diyor, Allah razı olsun. Tam beğendim der demez, sevinirken, çıkar ulan. Hadi sen çıkar şu elbiseyi. Bu nedir bu? Ona hakarettir, zulümdür. Keşke bu eski elbisesiyle kalsaydı. Anladınız değil mi? Ya. Şimdi Cenab-ı Hak bizi dünyada vücut elbisesi giydirmiş. Ama ihtiyarlığa doğru eskimiş. Ahmet'in elbisesi kadar eski. Şimdi benim çok günde 4 defa insülin aldığım için her tarafım eskimiş. Şimdi ayaklar da iyice yoruldu. Gece en azından. Bir gecede 6 defadan aşağı kalkmıyorum. Öyle. Ya artık eskimiş her taraf. Diş olsa zaten bitmiş. Anlatabildim mi? Eskimiş. E şimdi ama nimetleri tattırdı. Anlatabildim mi? Antep patlamasını yedirdi. Patlıcan kebabı. Şimdi çoğunu yiyemiyorum. Elimden aldı mı elbisemi? Demek ki daha kaliteli bir elbise giydirecek. Ve utu bihi muteşabiha diyor Kur'an-ı Kerim. Dünyadaki meyve ve nimetlerin aynı benzerleri ahirette ebedi olarak verilecek. Hayali bile tatmin etmeyen dünyadaki nimetlerle bırakırsa tıpkı Ahmet'in eskimiş elbisesine acıyıp 1500 liralık
1500 euro değil ha. Türk lirasını konuşuyoruz. Altın yıldız kumaştan elbise giydiren doktorumuz gibi zulmetmiş, haşa olacak. Anladınız mı bunu? Ve keza lebalep, ağız ağıza, dudak dudağa dolu hazinelere malik ve sehavete mutlakaya, mutlak cömertliğe sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Üstad buna başka bir şey söylüyor. Baki'nin aynesi baki olur. Allah'ın bütün isimleri bakidir. Yani fani değildir. Devam ediyor. Bekası var. Öyleyse aynaları da bekaya nasar olacak. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza, bu da çok güzel. Bir diğeri, ismi Cemil'in tamamen dediğim gibi, yani Haşir Risalesi bunun açılımı. Bir cemal sahibi, fevkalade güzellik sahibi, daima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü dünyadaki güzellikler hep fani. Ver sözleri. Yani 17'in sözden bir cümle okuyalım. Hep fani. Anlatabildim mi? Dünyadaki güzellikler bizi tatmin etmiyor. 17'in söz o kadar güzel ki bura anlatıyor. Bakalım bu, okuyabilecek miyiz, bulabilecek miyiz? 15. söz, 16. söz, bu da 17. söz güzel kardeşim. Hey hey, şura. Ne kadar güzel. Güzel değil, batmakla kaybolan bir mahbub. Dünyada hangi güzele aşık olsanız batıp gidecek, güzelliği kaybolacak. O zaman güzel değil. Peki Allah'ın hakiki güzelliğine ayna nerede olacak? Ahirette olacak. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve ayneyi samet olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli. Yani devam ediyor da ben hepsini okursam sabah olur. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal, Allah'ın güzelliği devamlı. Zail, geçici ve muhakkak bir müştaka, iştiyak duyan, ona aşık olana razı olmaz. Onun da devamını ister, bu da ahireti ister. Biliyorsunuz lemalarda el-baki hüvel-baki meselesi var. Ve dikkat edin, bütün kabristanlarda bu yazılıdır. Yani esas baki olan, bir ismi baki olan Allah'tır. Ben faniyim. Ama onun aynasıyım, baki aynasıyım. Ahirete gidiyorum diyor. Yani iki tane mesaj veriyor. Bir, orada üstad o lemalarda özel bir, müthiş bir lemadır o lema yani. Ve diyor ki, akıldan ziyade diyor, kalbe hitap ediyor bu ders diyor. Neyse, okursak uzun gider. Ve keza, bu da önemli, yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane, çok rahmetli, bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun, en düşük bir mahlukun, bir mikrobun edna bir isteğini, yiyeceğini, anlatabildim mi? Derhal yapar verir. Şimdi bunu böyle yapan en yüksek mahlukunun isteğini yerine getirmez mi? Resulullah'ın ya Rab, bu dünya sıkıcı, ebedi istirahatgâhta bize ebedi bir hayat ver talebini reddeder mi? Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını, o da beka ihtiyacı. Nitekim şarkıcılar bile Tanrım beni tekrar yarat diyor. Yani ebediyete aşık. Kemal-i suhuletle çok kolaylıkla yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Dünyada olmuyor. Çünkü dünyada birileri uyuyor. Birileri yoruluyor. Yani öyle. Yani böyle iman ahiret dersinde bile lezzet alamıyor. Uyuyor adam. Bu dünya böyle. Bu dünya böyle. Güldüreyim mi sizi? Bir şey güldüreyim ama gülün buna.
Allah'a şükür Türkiye'deki Diyanet mensupları çok değişti ve müsbet hale geldi. Eskiden çok perişandı. Şimdi büyük nimete şükretmeliyiz. Benim bir müezzin vardı, ismini zikretmeyeceğim. Bir gün geldim, dedim ki, ya hocam yaşlı benden. Ben 15 yaşında imam olmuşum. O 45 yaşında. Dedim hocam benim dedim kıraatim iyi değil. Biraz takip etsen de dedim. Ben okusam siz de kontrol etseniz ve duhadan sonrayı. Adam tabii akıllıymış o kadarlık. Dedi ki Ahmet hoca benim kıraatimle namaz olmuyor değil mi dedim. Dedim hocam estağfurullah olmuyor hakikaten. Sen dedim ve duhadan aşağısını bizden ders alacaksın. Çünkü namazlar tehlike, batıl oluyor. Bunu söylemezsen ben de ben yokken o kıldırıyor. Dedi hocam bizden bu kadar. Ben dedi ne tahsilim ne şuyum ne buyum var. Ben sadece Kur'an-ı Kerim'i yüzünden öğrenmiştim. Demirci şagirdiydim dedi. Demirci şagird demek demircinin yanında çalışan şey. Çırak. İyi şarkı söylerdim. Müezzin aramışlar. Bakmışlar ki sesim güzel getirmiş beni müezzin yapmışlar. Kadro vermişler dedi. Yani bir diğeri daha güzel. Bazen böyle latife yapalım. Vardı Ebu Bekir Hoca. Handan Bey Camii imamıydı Gaziantep'te. Ben de gider yazları falan kalırdım. Bir de yanında bir lojman daha vardı. O da merkezi bir caminin müezziniydi. Şimdi tabii bu halden bugünkü hal çok şükretmeliyiz. Bak Diyanet İşleri Başkanı Antep Nazım Gökçek Külliyesi'nde Risamur'dan bir saat ders yapıyoruz. Bugün nereye geldik yani? Nimetin kadrini bilmezsek elimizden alınır. Şimdi biz tabii abim ezan okudu. Beraber oturuyoruz camide. Bir baktım o büyük caminin ismini söylemiyorum çünkü bir de şimdi duyar çok ayıp olur. Adam Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ses gitti. Dedim abi elektrik mi kesildi? Güldü abim. Dedik elektrik falan kesilmedi. Bunun adeti budur. Nasıl dedim adeti budur? Dedi biraz dinle. İki dakika daha dinledim baktım horluyor. Horlama sesi şeyden minareden geliyor. Hayırdır dedi. Dedim maalesef bu müezzin pek namaz kılmaz. Cemaati de sabah namazı ve yatsıda hiç olmaz. Çarşının içinde. Sabah namazında ezan okumak için yattığı yere getirmiş şeyi, mikrofonu. Böyle aklına gelir uyanırsa. Dedi çoğu kere de haftada bir iki defa ezan okurken yarısında uyur. Ve horlar dedi. Öyle. Yani o günlerden bugünlere arkadaşlar. Onun için dünyadayken cenneti gösteren Allah bize ahirette de göstersin inşallah. Değil mi? Ahirete imana geçelim. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki edna bir mahlukun edna bir isteğini derhal yapar. Mikrobun her şeyini yerine getirir. Verir elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını, o da ebedi hayat. Kemal-i suhuletle kolaylıkla yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Geldik bir tane daha, bu da çok önemli. Ve keza icraatından, yaptığı işlerden. Nasıl yaptığı işler? Yağmur yağarken semayı seyredin. Fırtınalı yağmurlarda okyanusu seyredin. Şimşek çakarken, yıldırım vururken seyredin. Uçağa çıkın, Amazon ormanlarını seyredin. Gerek de yok, filmlerde seyrediyoruz. Özellikle o vahşi tabiat diyorlar, asıl vahşi olan insanlar. Onlar çok medeni. Ve keza icraatından, yaptığı icraatlar bunlar. Faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam, muhteşemlik içinde bir saltanatı var Allah'ın. Her şeye hakim. Milletinin içtimaları için, yani ona itaat edenlerin toplanması için dar bir misafirhane yapılmış. Dünya çok dar. Yavuz'a demişler, aynısını şey de söylemiş biliyor musun? Cengiz de demiş. Duydum da o da söylemiş. Demiş bu dünya bir padişaha biraz fazla ama iki padişaha çok az demiş yani. Onun için tek padişah olmak isterim demiş. Çok dar bir misafirhane yapılmış.
daimi olarak milleti istiab edemez. Kaplayamaz. Şimdi farz edin dedemizi sağ olduğunu. Ulan hiçbir yeri kalmaz ki. Her taraf insan olur. Daima dolar boşalır. Ve bir milletin meydanı var. Her vakit değişir, tebettül eder. Şu anda biz meydandayız. Biz de değişeceğiz. Yakında Rıza bile ben değişiriz. Değil mi? Ve sultanın bazı asarı sanatına, sanat eserlerine ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var. Ne meclisi? Meyve ağaçları meclisi. Ne meclisi? Su menbaaları meclisi. Her sofra ayrı bir meclis. Zaman zaman tahavül eder, değişiyor. Şu anda meyveler bitti. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşher, meşher dediği fuardan sonra daimi bir menzil. Devamlı olacak bir ev var. Ve sabit saraylar var, cennet sarayları. Ve cennetu adn, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bil bedahe delalet eder. Allah Allah. Cennetul huldi diyor Kur'an-ı Kerim. Ebedi kalınacak cennetler. Vu'ide lil müttakin. Müttakilere vaat edildi bunlar. Gelecek. Çok ayet var da. Ve keza başka bir nokta. Mükafat ve mücazat hakkında tekrarla pek çok vaatleri ve tehditleri olursa. Bu da dokuzuncu nükte. Vaat ve vaid. Allah'ın vaatleri her yerde. Değil mi? İnnellezîne âmenû ve amilüssalihât lehum mağfiretun ilâ âhir. İman edip ameli salih işleyenler, onlar için Allah kusurlarını affedecek, cennetle mükafatlandıracak, ebedi hayatı tadacaklar vesaire vesaire. Ama öteki tarafta, diğer taraf, innellezîne kafarû, aman ya Rabbi, değil mi? İnnellezîne kafarû, sevâun aleyhim, âenzertum emlem tündirhum lâ yu'minundan sonra, hatemallâhu alâ kulûbihim. Kalpleri mühürlenecek, gözleri perdelenecek, kulaklarına kurşun dökülecek ve acıklı bir azap olacak. İşte Allah'ın vaatleri ve vaidleri. Vaid cehennemle tehditler demek. Vaat bir şeyi vaat etme, güzel şeyleri vaat etme. Bu dokuzuncu hakikat. Bir şey söyleyeyim. Bediüzzaman Hazretleri aynen şöyle söylemiş. Sungur abiden nakildir. Kardeşim demiş, dokuzuncu hakikati yazarken 400 ayet imdadıma geldi. Ve ben demiş ömrümde 10.000 kereden fazla okumuşum burayı. Dokuzuncu hakikat. Okuyun. Yani okurduk ama o zaman hepsini okumak lazım, uzun gider. Ve keza mükafat ve mücazat hakkında tekrarla pek çok vaatleri ve tehditleri. Tehdit dediği vaid. Orijinalinde vaittir yani. Kesin bakalım. Bir tane. Bakalım benim dediğim gibi mi yoksa yanlış mı söylüyoruz? Öyle ancak yapar. La siyemat. La siyemat. Hey hey. Harika ki, yani muhteşem bir harikalık yani. Tabii şey olduğu için tam bunu şey yapamıyorsun. Bakalım bulabileceksek, sonra bulunca size gösteririm. Kuvveti hakkaniyetil haşri, hikme aliye, hazain meşhune. Ondan sonra idakene şefka rahime, ihtişam. Evet, burada. Ah işte bu. Bak görüyor musun? Bak, kad va'ade ve ev'ade. Benim dediğim gibi. Vaid yani. Anlatabiliyor muyum? Onu tehdit olarak çevirmiş. Okuyayım şurayı.
اِذَا اَخْبَرَ كُلُّنْ كُلُّ مَنْ ذَهَبَ اِلَى حُضُورِ ذَٰلِكَ الْمَلِكِ اَنَّهُ Orayı değil, yanlış okuduk. اِذَا كَانَ الْمَلِكُ قَدْ وَعَدَ وَاَوْعَدَ مُكَرَّرًا بِمَا اِيْجَادُهُ عَلَيْهِ هَيِّنٌ يَسِيرٌ وَوُجُودُهُ لِلرَّعِيَّةِ فِي نِهَايَةِ الْأَهَمِّيَةِ وَخُلْفُ الْوَعْدِ فِي غَايَةِ الضِّدِّيَّةِ لِعِزَّةِ اِقْتِدَارِهِ diye burayı anlatıyor. Maşallah. Yeter bu kadar. Evet. Ve keza mükafat ve mücazat hakkın. Ha orayı okuduk. Yok okumadık. Hakkında tekrarla pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o vaadü vaid edilen, bak zikretmiş burada. Şeyler kudretine ağır gelmezse vaad ettiği cennet veya vaid ettiği de cehennem. Ve o şeyler raiyeti için, yani kendi kulları için, ona itaat edenler ve isyan edenler için pek ehemmiyetli olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Vaadül hulf, vaadinde durmama, hulfül vaat, özür dilerim, asla Cenab-ı Hak için caiz değil. Çünkü hulfül vaat, vaadinde durmamak kudretin izzetine işarettir. Zıttır, özür dilerim. Ve keza, bu da çok önemli, bu da bir diğer 10. hakikat zannediyorum veya 11. hakikat. Ve keza haddi tevatüre, tevatür demek yalanda ittifakları mümkün olmayan bir cemaatin nakletmiş olması. Peygamberler ve evliyalar, baliğ olan, ulaşan muhbirlerin, başta peygamberler, sonra evliya, ittifak ve icmalarına göre o muhteşem ve azim saltanatın medarı, vesilesi ve cebelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, bu dünya, meydanlar o azamete daimi bir mekan olamaz. Dönmüş şeyden, nedir, Miraç'tan sormuşlar. Cenneti anlatır mısın? Bunu 100 kere tekrarlamışım ben. Cevap çok tatlı. Çünkü dünyadakiyle kıyaslanmak mümkün değil. Demiş kardeşim, cennet öyle bir şey ki مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Öyle bir şey ki cennet, ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de insanın kalbine hutur etmiş, kalbe de gelmemiş. Şöyle bir güzel yer olsa falan, görmeden hayal edemezsin ki. Ya, ne kadar güzel değil mi yani? Bu küçük menziller, meydanlar, o azamete ve büyüklüğe daimi bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zail, yani geçici, mütebeddil, değişen şeyler, o müstekar saltanata, istikrarı olan saltanata makar olamaz, merkez olamaz. Evet, o sultan şu küçük menzilde ve meydanda, yani dünyada çok şeyleri, içtimaları bir araya gelmeleri, bir araya gelmeler ne? Mesela sen iki oğlun dünyaya geldi, bir araya geldiniz. Babam 11 evladıyla bir araya geldi. Ama şimdi ayrıldı. İçtima dediği o. Ve iftirakları ve ayrılıkları. Babam ayrıldı, annem ayrıldı, ablam ayrıldı. Kaldık 10 kişi. Ya öyle değil mi? 3 kişi gitti. Ve gösteriyor. Çok şey ortadayız. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. O ayrılıklar o değil. Askeriye gibi bura. Ancak ahiretin meydanı ekberinde, o büyük meydanında vukuğa gelecek hallerin, emirlerin numuneleri gösterilmektedir. Ve utu bihi müteşabiha. Çünkü o mahşeri azimde yapılacak muameleler, ahiret denilen o büyük mahşerde, meydanda yapılacak muameleler bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Mesela cennette de İsmail kardeşin yani uykusunu aşmak için yani aynı armudu getirecek ama lezzeti çok tatlı. Çünkü tanımadığı meyveyi yemeyebilir İsmail Şahin. Onun için en iyisi ben mesela Malezya'ya gittim. Çoğu meyveleri yiyemiyorum. Ulan yesene dedi bizim Tural kardeş. Ama dedim tadı nasıl? Ben yiyeyim de bak dedi yedik. Hiç tanımıyorum. İsmini bile bilmiyorum. Tropikal meyveler. Ama cennette aynıları verilecek ki. Ya bugün. Ya, şimdi ben de eve gidince bir armut yiyeceğim. Onun için o misal verdim. Çünkü o demek bu menzilde gösterilen fani ve zail haller o alemde baki ve daimi semereler, meyveler verecektir. Evet, evet, o sultanın
şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda. Allah Allah, korkunç meydanlar dediği şu anda Suriye mesela. Değil mi? Korkunç meydan. Zulüm ve kan fışkırıyor. İnsan üzülmemesi mümkün mü? Git Afrika'nın o acından perişan olan ve günde yüzlerce çocuğun öldüğü o perişan insanların hali. Korkunç meydanlar bunlar. Öyle mi, öyle değil mi? Bir de 2-3 gün sonra milyar eurolar dökülecek sokaklara. İçki ve fuhuş tarzında. Bu da korkunç meydanlar. Müthiş bir şey ya. Şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet. Hikmetsiz hiçbir şey yok, merak etmeyin. İnayet. İnayet dediği her yarattığı şeyi itinayla yaratıyor. Adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde bir derecenin tasavvuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar daimi mekanları, sabit meskenleri ve zevalsiz sakinleri isterler ki o büyük hikmet ve adaletin hakikatlarına mazhar olsunlar. Yoksa bu dünya mazhar olmaz. Ve illa aksi takdirde düşün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 sene yaşamış. O da hicri. Bu kadar zahmet, sıkıntı öyle değil. Ebedi hayatta asıl saadet. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدٍ Adin cennetlerinde çok güzel villalar. Metin kardeş, ister misin oradan bir villa yazalım, kooperatif kurduk. Yok kardeşim, biz papaz hocam, değiliz. De öyle mi ya? Kat verelim sana. Ama biz papaz değiliz. Sen lisanur oku, Kur'an oku, sana villa versinler. Büyüye salip ol ya. İnşallah. Ve illa yoksa şu görünen hikmet, eğer ahiret olmazsa, Cenab-ı Hak bu dünyada her şeyi bir maksat için yaratılmış, maksatsız olur. Şu görünen hikmet, o Allah Allah, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Tıpkı işte biraz önceki Ahmet İlker'e giydirdiğimiz elbise gibi. Hem giydir, çok hoşuna gitsin, hadi çıkar de hakaret et. Ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin, yani Allah'ın haşa, zalim, gaddar, haşa, sefih. Sefih dediği, yani bu tabii iki manası var sefihin. Bir, gayrimeşru işler yapan, bir de yeterliğe sahip olmayan, mali ehliyet sahibi olmayan. Olduğuna zehab edilir, haşa iddia edilir. Bu ise inkılab-ı hakaiki istilzam eder. Hakikatlar değişir, birbirine dönüşmez yani. Hem aydınlık hem de karanlık olmaz. Işık zulmetle değişmez. Bu imkansızdır. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın güneşin ışığı gibi görünen bu dünyadaki inayeti, rahmeti, şefkati, hikmeti haşa ahireti getirmemekle zulmete, zulme vesaireye dönüşmez. Ne kadar güzel bir ifade. Ve keza bir keza daha okuyalım. Allah Allah. Şu muvakkat menzillerin, dünyadaki geçici menzillerin, evlerin saltanatı daimeye makarra olacak. Allah'ın saltanatına merkez teşkil edecek. Bir şekle gireceğine pek çok deliller ve bürhanlar vardır. Nasıl bu bürhanlar? Bakalım. Mahasa, bununla beraber bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. O kadar ki deliller var. Çünkü, bura önemli, rububiyetin saltanatı. Bir insan anne baba olsa bile kendisine isyan eden aşırı canavar gibi çocuklarına muamelesiyle, itaat eden melek gibi olan çocuklarına muamelesi tamamen farklıdır. Öyle mi, öyle değil mi? Anne baba olmasına rağmen. Anne babanın ki hiç evladı için kötülük istemez, evladını terbiyesinden mükafat olarak, değil mi? Yani itaatine karşılık bir mükafat, isyanına karşılık bir ceza verme olursa, bu devlet için geçerli, kabile için geçerli, aile için geçerli, kurumlar için geçerli, şirketler için geçerli, nasıl arş-ı azamın ihata ettiği kainattaki ilahi saltanat için geçerli olmasın?
Ya. Misal veriyor zaten. Allah Allah. Çünkü rububiyetin saltanatı. Mükafat ve mücazatı ister. Ve keza sani alemin, şu alemi yaratan Allah'ın ustasının her şeyi içine almış ve her şeyi istila ve istiab etmiş, içine almış, kaplamış bir rahmeti vasiası var. Geniş bir rahmeti. Vesiat rahmeti kulle şey. Ayet onu açıklıyor. Yani benim rahmetim her şeyi kaplamıştır diyor. Validelerin bunu misal verecek. Annelerin, hatta bir cihette nebatatın, bitkilerin bile evladına, bitkilerin evladı nedir? Meyveleri, çiçekleri. Değil mi? Kendisi bulanık su içer, nar ağacı mesela, meyvesine bu güzelim şurubu verir. Evladına olan şefkatleri ve küçük zayıf yavrularının suhuleti rızıkları. İster bitki, ister hayvan. Küçük yavrular kolaylıkla besleniyor. Anne sütüyle. O rahmet deryasından bir katredir. Allah'ın rahmet okyanusundan bir damladır. Peki Allah'ın rahmeti nasıl? O bahri rahmetin, rahmet deryasının azameti büyüklüğüyle şu fani dünyada, bu kısa ömürde şu kadar zahmet ve belalara karışık, belalarla karışık, zail ve gayri sabit, geçici olan şu nimetler ve ebedi bekayı, devamlılığı arzulayan, isteyen insanlar arasında münasebet yok. Yani Allah'ın bu büyük merhametiyle geçici olan her çeşit zulüm, çirkinlik, perişanlık, merhametsizlik bulunan bu dünyadaki hallerle kıyaslamak mümkün değil. Aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval. Bu da çok tatlı. Yani ölüm ne demek? Tekrar dönmemek üzere zail olmak demek küfre göre. Ve nimeti nikmete, nimeti tam tersine, nikmet nimet olmayan şeyler. Ve şefkati zahmete, muhabbeti musibete, lezzeti eleme, rahmeti zıddına kalbeder. Ve keza, bir tane daha okuyalım değil mi? Alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, alemdeki tasarrufatları söyler misin güzel kardeşim? Birkaç tane misal ver. İnsan hayatının devamı bir tasarruf. Yaşa ya. Şu anda senin yüzlerce azam var, işler devam ediyor. Mesela kalp hidroforu mükemmel çalışıyor. Öyle mi, öyle değil mi? Senin ağzındaki dişliler dönüyor. Benimki gibi dökülmedi değil mi daha? Yok. Müthiş. Dünyadaki hiçbir kayıt cihazıyla kıyaslanmayacak olan hafıza ve kulak çalışıyor, öyle mi? Tasarruf bunlar. Daha git bitkiler alemine, hayvanlar alemine, semavata, samanyoluna. Tasarruf derken bunlar akla gelmeli. Ve keza Allah Allah, Allah Allah. Alemde görünen tasarrufatlardan anlaşılıyor ki, sani alemin, şu alemin ustası olan Allah'ın pek yüksek, celalli, o celalli dediği azametli, haşmetli. Git okyanuslardaki o dehşetli şeyleri gör. Bir de o balinaları değil mi? Ulan o balinaların Yunus mu yoksa o bir tane partoş, belki bir ton ağırlığı olan o yürüyemeyen hayvanın adı neydi? Fok fok. Ulan nasıl onları avlıyor ya o köpek balığıyla balinalar. Ama bir lokma onlar ha. Müthiş bir şey ya. Celal derken onu görmek lazım yani. Hele o köpek balığı. Nasıl bir şey ya. Kuyruğuyla çarpıyor, bir dişiyle paramparça edip yutuyor. Öyle dev köpek balıkları var. İzzetli bir haysiyeti vardır ki, ubudiyetle, Allah Allah, böyle bir rububiyeti var. Haysiyeti var. Buna karşı kullukla mukabele etme dışında çare yok. Aksi ne olur? Ubudiyetle saniyi tazim etmeyenlerin, bu kainatın ustasının azametini ve büyüklüğünü kabul etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin, bu dünyadaki Allah'ın azametini ve haşmetini hafif görenlerin teediplerini, nasıl edeplendirildiklerini tehir ve imhal etse bile, bura önemli, geciktirebilir, mühlet verir, ihmal etmez. Öf be! Senestedricuhum ve umli lehum
biz onlara, bizim düşmanlarımıza geçici başarılar da veririz, istidraç. Onlara mühlet verir, zaman da tanırız. Ama inne keydi meti. Bizim planımız çok sağlam. İnne batşa rabbike leşedid. Yani bugünlerde var ya, ulan diyorum şu İslamiyet ve Risale-i Nur bana menfi hareketi yasaklamasaydı da alıp şu Putin'i geberseydim. Ama dinime aykırı. Anlatabildim mi? Sonra şeyi okudum namazda. Dedim yahu ne gereği var ak yüzü kitabına devam etsin. İnne batşa rabbike leşedid. O polis bir suçluyu suç halinde, cürmü meşrut halinde yakalar. Ve böyle sıkar ya. İşte ona Rabbinin onu yakalayışı çok şiddetlidir diyor. Öf be. Ya Allah'ın bu ayetlerini de çok seviyorum ha. İçim istiyor yani. Yakalasın Metin Bey. Bizim uğraşmamıza gerek yok yani. Anladın mı? Ya. Evet, burada kalsın. Cezakumullahu hayran kefire. Bunu değiştirmeyin. Ve allemenallahu ilmen nafi'a el Fatiha. Allah'a